Umurca Mahallesi cami görevlisiyim. 1996 yılında bu okulumuz açıldığında aile birliğini ve derneğini kurmuştuk. Çocuklarımız vardı o zaman. Ama sonra artık çocuklarımız bir yüksek okullara gidince, üniversitelere gidince biz de burada aktif görevden ayrılmıştık. Sağ olsun okul idaresi arkadaşlarımız ve öğretmen arkadaşlarımız okulumuzun dışlandığını söylediler. Bana bilgi verdiler ve çok üzüldüm. Çok eksiğinin olduğunu söylediler. Çevremizi kanalize ettik. Lions kulüpleriyle bağ kurduk. Sağ olsunlar, onlar da destek verecekler. Şu anda ise okulumuzun burada gördüğünüz gibi girişinden başladık. Hem vizyonun hem görüntüsünü değiştirelim diye. Önüne bir pergola yapalım, arkasına bir kamelle yapalım ve hemen burada görüldüğü gibi bir basket sahası yapalım diye ona başladık. Allah kısmet derse fotolarımız olacak. Konferans salonu, bütün sınıflarımızın öğretmen masaları ve öğrenci sıraları tekli halde inşallah yapıp okulumuzu görsel bir hale, görsel güzelliği olan bir hale getireceğiz. Ve eğitimde vizyon sahibi öğretmen arkadaşlarımız var. 15-20 arası sınıf mevcutlarımız var. İnanın kolej ayarında eğitim veriyoruz. İddialıyız. İnşallah bunu da eğitime ve eğitimin sonucuna, sınavlara yansıtacağız. Okulumuzun çevresini değiştiriyoruz. Bodrum'un hayır sahiplerini okulumuzda sınıf döşemeye davet ediyoruz. Okulumuzun eksiklerini gidermeye davet ediyoruz. Bu arada Lions Kulübü Başkanı Doktor Hanım'a, Serdar Eski Türk'e ve diğer üyelerine bize verecekleri ve verdikleri destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizi 1 ile 4 arası öğrencilere göre dizayn edecekler, kitaplarını temin edecekler, sınıflarımızı döşeyecekler, bilgisayar eksiklerimizi, hayır sahiplerimiz artık bunların hepsini yapacaklar inşallah. Ben mahallenin hocası olarak, ben de aktif olarak burada görev alıyorum. Eğitim, camideki hocalık da eğitimden geçiyor, okuldan geçiyor. O yüzden önce okul geliyor ve bizler okulları eğitiyor, öğretmendir, hocadır yapıyor, biz de topluma hizmet ediyoruz. Okumuş olduğumuz bu eğitim camiasına destek vermenin de mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Adınız, soyadınız, mesleğiniz? Mehmet Demirtaş, Milas Kor Mahallesi'nde oturuyorum. Marangoz. Marangozsunuz. Bu pergole siz mi yapıyorsunuz? Nedir bu, evet, konudaki düşünceleriniz? Biz yapıyoruz. Çocukların geleceği için, rahat yaşaması için, evet, bir yardımcı olmuyor. Yani siz bunu kendiniz ücretsiz olarak mı yapıyorsunuz? Evet. Aslında peki yapılmış olsa piyasa değeri ne böyle bir şeyin? Piyasa değeri 7700 falan. 7700. İşçiliği hariç mi? Hepsi içinde. Evet. Ama evet, siz bunu kendiniz yapıyorsunuz eğitime katkı amacıyla. Evet. Tamam. Evet. Bu da bu plaketi çakacaksınız, evet, değil mi? Evet abi, plaketi çakacağız. Tanıyabilir miyiz? İsmim Nedim Çelebi. Şubat ayından itibaren Umurca İlkokulu'nun müdür vekilliğini yapmaktayım. Evet. Okulumuzun birçok ihtiyacı vardı. Sağ olsun başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere Kamil hocamız, mahallelerimiz, mahalle muhtarımız, öğretmen arkadaşlarımız bize çok destek oldu. Onların sayesinde çeşitli insanlara, çeşitli hayırseverlere ulaştık. Ve onlar sayesinde işte basketbol sahamızı yaptırıyoruz, pergolemizi yaptırıyoruz, konferans salonu yapacağız. Sınıflarımıza sıralar, masalar yaptıracağız. Daha önceden yurt dışından DHL firması var. Onlarla bağlantı kurarak ana sınıflarımıza laminat yaptırdık. Basketbol sahamızı yaptırdık. İki tane daha buktamız gelecek. Eğitime elverişli bir bina haline getirmeye çalışıyoruz okulumuzu. Daha sonra çalışmalarımız olacak. Tabii bunlar bir süreç istiyor. Belli bir süreç bekliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız olsun, biz olalım, Kamil hocamız olsun, mahalle muhtarımız olsun, Milli Eğitim'de şube müdürlerimiz, Milli Eğitim müdürümüz sağ olsun bize çok destek oluyor. Ve onlar sayesinde yeni bir okul tekrardan yapmaya çalışıyoruz. Evet. Merhaba, desene ya. Nedim öğretmenim. Görüşürüz. Ama şeyden...
Evet, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Okulumuzun pergolesini yaptık. Evet. Çakma işlemimiz bitti. Şimdi izolasyon ve kiremit işlemindeyiz sıra. Okulumuza bir katkıda bulunmak istedik. Yani bir faydamız olduysa ne bu? Proje çizdirdim bu ana sınıfı için. Yan tarafa. Projemiz için her şeyimiz.